Clapp, NASA'dan bu bölgenin uzaydan taranmasını istedi. Uzaydan çekilen resimlerde, yerden çıplak gözle görünmesi mümkün olmayan bazı yol izleri ortaya çıktı. Bu resimleri elindeki eski haritalarla karşılaştıran Clapp, sonunda beklediği sonuca vardı. Hem eski haritada belirtilen yollar, hem de uzaydan çekilen resimlerde görülen yollar birbirleriyle kesişiyorlardı. Bu yolların bitiş noktası ise eskiden bir yerleşim merkezi olduğu anlaşılan geniş bir alandı. Nicholas Clapp için yola çıkma vakti gelmişti. Uzun ve maceralı bir yolculuk oldu. Uçsuz bucaksız kum tepelerinin arasında ilerlerken, araştırma ekibi zaman zaman teknolojinin en son imkanlarından yararlandı. Ancak bu vahşi coğrafyada teknolojinin iflas ettiği anlar da oldu. Sonunda Nicholas Clapp ve ekibi, UBAR olmasını umdukları tarihi kalıntılara ulaştılar. Yıkıntılar ilk olarak ortaya çıkarıldığı andan itibaren bunun Kur'an'da bahsedilen Ad kavmi ve onların kurduğu İrem şehri olduğu anlaşılmıştı. Clapp araştırmaları sırasında Kur'an-ı Kerim'e de başvurmuştu. Kur'an'da İrem şehri tasvir edilirken yüksek sütunlar sahibi deniyordu. Fakat Arapça'da sütun kelimesi aynı zamanda kule anlamına gelmekteydi. Yani Kur'an'da bahsedilen şehrin özelliği yüksek kuleler sahibi olmasıydı. İşte kazılar sırasında bu yüksek kulelerin izleri ortaya çıktı. Bilim adamları 3 boyutlu grafik teknolojileri sayesinde bu kuleleri yeniden canlandırdı. Kazıyı yürüten araştırma ekibinden Dr. Zarins de bu şehri diğer arkeolojik bulgulardan ayıran özelliğin yüksek kuleler olduğunu ifade etti ve bu şehrin Kur'an'da bahsi geçen Ad kavminin kenti İrem olduğunu doğruladı. Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Yüksek sütunlar sahibi İrem'e, ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. Ad kavmi de yalanladı. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Biz o uğursuz ve sürekli bir günde üzerlerine kulakları patlatan bir kasırga gönderdik. İnsanları söküp atıyordu. Sanki onlar kökünden sökülüp kopmuş hurma kütükleriymiş gibi. Arkeologların UBAR kentinde izlerini bulduğu Ad kavmi, kendilerine gönderilen peygamber Hazreti Hud'u yalanlamıştır. Ve bunun üzerine Allah bu kavmi helak etmiştir. Derken onu vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur dediler. Hayır, o kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar, onda acı bir azap vardır. Ayette kavmin kendisine azap getirecek olan bulutu gördüğü, ancak bunun gerçekte ne olduğunu anlayamadığı ve bir yağmur bulutu sandıkları belirtilmektedir. Bu durum, kavme gelen azabın ne şekilde olduğu konusunda önemli bir işarettir. Çöl fırtınaları. Çöl kumunu havalandırıp ilerlemekte olan bir kasırga, uzaktan bir yağmur bulutuna benzer.
Ad kavmi insanlarının da bu görüntüye aldanmış ve azabı fark etmemiş olmaları mümkündür. Nitekim kumların Atlantis'i Ubar da metrelerce kalınlıktaki bir kum tabakasının altından çıkarılmıştır. Kur'an'da bildirildiği gibi 7 gün ve 8 gece süren kasırga şehrin üzerine tonlarca kum yığmış ve kavmin insanlarını diri diri toprağa gömmüştür. Ad kavminin bir kum fırtınasıyla toprağa gömüldüğünü gösteren en önemli delil ise Kur'an'da Ad kavminin yerini belirtmek için kullanılan Ahkaf kelimesidir. Ad'ın kardeşini hatırla. Onun önünden ve ardından nice uyarıcılar gelip geçmişti. Hani o Ahkaf'taki kavmini, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım diye uyarıp korkutmuştu. Ahkaf, Arapça'da kum tepeleri demektir. Buysa Ad kavminin kum tepeleriyle dolu bir bölgede yaşadığını gösterir ki, şehrin bir kum fırtınasıyla toprağa gömülmüş olması bu durumda çok doğaldır. Ad kavmine, insanları içi boş hurma kütükleri gibi söküp atan kum fırtınasıyla beraber gelen helak, tüm kavmi kısa sürede yok etmiş olmalıdır. Tüm şehir ve içindekiler diri diri kuma gömülmüşlerdir. Kavim helak edildikten sonra da zamanla genişleyen çöl, bu kavimden hiçbir iz bırakmayacak şekilde üzerlerini örtmüştür. Özetle, tarihsel ve arkeolojik bulgular, Kur'an'da bahsi geçen kuleler sahibi Ad kavminin ve İrem şehrinin var olduğunu ve bunların aynen Kur'an'da anlatıldığı biçimde helak olduklarını ispatlamaktadır. Yapılan araştırmalarla bu kavmin kalıntıları kumların içinden çıkarılmıştır. Allah Kur'an'da Ad kavminin kibirlenme nedeniyle doğru yoldan saptığını bildirir. Buraya kadar incelediğimiz kavimler benzer hataları işlediler. Allah'a baş kaldırdılar. Ondan başka ilahlar edindiler. Yeryüzünde haksız yere büyüklendiler. Cinsel sapmalara ve azgınlığa düştüler. Ve Allah onları helak etti. Sadece bu filmde incelediğimiz birkaç örnek değil, tarih boyunca yaşamış pek çok toplum aynı sebeplerden helak edilmiştir. Allah bize Kur'an'da bu gerçeği haber verir ve üzerinde düşünmemizi ister. Bize düşen, kavimlerin helakından ders çıkarmak ve ibret almaktır. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur: Ad kavmine gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklendiler ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha üstünü kimmiş? Onlar gerçekten kendilerini yaratan Allah'ı görmediler mi? O, kuvvet bakımından kendilerinden daha üstündür. Oysa onlar bizim ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Fussilet Suresi 15. Ayet. Unutulmamalıdır ki, Allah dilediği anda dilediği insanı ya da toplumu helak edebilir. Ya da dilediğini yüceltir ve ona nimetler bahşeder. Her hayır ve güzellik Allah'ın elindedir. İnsanın görevi, vermiş olduğu tüm nimetler için hep Allah'a şükretmek ve onun rızasını aramaktır. Bir Kur'an ayetinde Allah insanlara şöyle seslenir: Gerçek şu ki sizden önce nice örnekler gelip geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonuç nasıl oldu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir beyan,
sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür. Âl-i İmran Suresi 137 ve 138. ayetler.